Polis kriminal laboratuvarında yapılan araştırmada buz kıracağı üzerindeki kurumuş kanın maktule ait olduğu, ayrıca aletin sapında Levent Kadırgacı'nın parmak izleri bulunduğu saptandı. Bunun üzerine polis Levent Kadırgacı'yı sorguya aldı. Bu işler kendini kurtaramayacak. Dur bakalım. Başkomiserim, cinayet aletini bulduk. Üzerinde kızın kanı var. Daha neyin peşindeyiz? Bilmiyorum Selim. Kaç yıldır bu işteyim. Bir türlü Levent'in katil olduğuna ikna edemiyorum kendimi. Gerekçelere gerek yok. Bak Levent. Sen yaptıysan gel itiraf et. Bütün kanıtlar seni gösteriyor. Bu işten sıyrılman mümkün değil. İtiraf edersen savcıya iyi hal bildiririz. Konuşsana oğlum. Levent, Melis'le kavga ettiğini görenler var. Cinayet silahında senin parmak izin saptandı. Melis'in kanının bulunduğu odada bir aşesinin üstünde senin parmak izin bulundu. Kızın üstündeki kostümün de senin kostümün olduğu anlaşıldı. Ya ne kostümü? Melis kostüm falan giymedi. Ben de kostümü parti sırasında sinirlenip çıkardım. Bunu daha kaç defa söyleyeceğim? Ulan hala mı inkar ediyorsun lan? Anlamıyorsunuz. Ben Melis'e aşıktım. Onu neden öldüreyim? Çünkü onun seni aldattığını düşünüyordun. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Al getir. Ben yapmadım. Neden anlamıyorsunuz? Ben yapmadım. Bütün deliller Levent'in aleyhine olduğu halde halının altındaki kan lekesinin şeklinden onun katil olabileceği fikri Başkomiser Orhan'ın içine hiç sinmedi. Bu sefer öndeyim başkomiserim. Fena bir yenilgi içindesiniz. Oyun oynuyoruz Selim. Bırak şimdi komiserim falan demeyi. Oyun oynuyoruz. Hadi geç. Şimdi. Katil sensin. Sen Levent'sin. Cinayeti nasıl işledin anlat. Basit. Kafam bozuldu. Kız kafamı bozdu. Zaten beni aldattığını düşünüyordum. Melis'le Murat'ı yan yana görünce emin oldum. Deliye döndüm. Kızı odada buldum. Zaten benimle konuşmak istiyordu. Ben de mutfaktan aldığım buz kıracağını sapladım göğsüne. 5, 10, 15 kız etkisiz hale geldi. Cesetten nasıl kurtuldun? Buz kıracağını çamaşırlığa attım. Odaya geri geldim. Yerdeki kanı sildim. Ve sonra kıza kendi kostümümü giydirip dışarı çıkardım. Peki kimse sormuyor mu? Ne oluyor? Nereye taşıyorsun diye? Aa, kız sarhoş. Kendisinde değil. Fenalaştı. Kan niye evde etrafa sıçramadı da inşaata sıçradı? Bir şeyler oturmuyor Selim. Odadaki kan bu olay sonrasında konmuş olmalı. Hadi onu geçtim. Bu kızı inşaata taşımam gerekiyor. Araç kullanmam lazım. Ama Levent'in arabasında hiç kana rastlanmadı. Üstelik bir cinayeti bu kadar iyi planladıktan sonra hem her tarafa parmak izi bırakacaksın hem de cinayet silahını çamaşır sepetine atacaksın. Peki neyi gözden kaçırıyoruz? Katil kızı partiden çıkardığında kız yaşıyordu. Kim vardı odada? Ayşe ve Burak. Ayşe fenalaştığını söyledi. Ne oldu tatlım? Midem çok bulanıyor ya. Neden?
Yavaş. Hastaneye gidip midesini yıkattık. Ayşe ve Burak. Ayşe ve Burak. Ne var başkomiserim? Ayşe ile ilgilenen doktorla konuşmamız lazım. Orhan Bey merhaba. Doktor Bey. Hoş geldiniz. Buyurun. Geçtiğimiz günlerde ilgilendiğiniz bir hasta ile ilgili konuşmak istiyorum burada. Evet, çocukları iletti. Ayşe Tütüncü değil mi? Dosyasını getirdim. Ayın 11'ine 12'sine bağlayan gece sabaha karşı giriş yaptı. Bir süre müşahede altında tuttuk. Sorunu neydi? Alkolden dolayı fenalaştığını düşündüm. Ama kan testlerinde kırmızı reçete ile alınabilen, Türkiye'de pek kullanılmayan bir ilaca rastladım. Aşırı dozda almış. Kırmızı reçete. Biraz daha geç kalsalar hasta hayatını kaybedebilirdi. İşin garip yanı hasta ilaç kullanmadığını söyledi. Peki doktor bey, çok teşekkür ederim. Dosyanın bir örneğini alabilir miyim? Tabii, sizde kalabilir bu. Sağ olun. Selim, şu üzerinde Melis'in, Ayşe'nin, Burak'ın parmak izi bulunan bardağı araştır bakalım. Herhalde bizi bir yere götürecek. Yatağın kenarındaki sehpanın üzerinde bulunan bardaktaki kırmızı sıvı kalıntısı, alkollü ya da alkolsüz bir içkinin kalıntısı mıydı? Yoksa içinde başka bir madde mi vardı? Kolay ve çabuk yanıtlanacak bir soru değildi bu. Ama Başkomiser Orhan'ın çok acelesi vardı. Baştan söyleyeyim, hiç araya sıkıştıramam Selim. Orhan Başkomiser, rica ediyor. Herkes rica ediyor Selim'ciğim. Lütfen, başım derde girecek. Ne yani, şimdi öyle beni başından savup atacak mısın? Öyle görünüyor. Tamam, o zaman biz de bir daha deneyelim. Zeynep. Zeynep. Bu üstündeki laboratuvar gömleği çok güzelmiş ya. Çok yakışmış sana. Sen bir şey, saçına bir şey mi yaptın sen? Açık konuş. Teşekkür ederim Selin'cim ama. Sence ben bunlara kanar mıyım? Bak Zeynep, gerçekten çok ciddi bir durum, tamam mı? Bu dava için istediğimiz ek süre bitmek üzere ve her şey senden alacağımız bu rapora bağlı, tamam mı? Ve senin de aklına kriminoloji laboratuvarında çalışan, böyle işin düştüğünde aklına gelen arkadaşın geldi değil mi Selim'ciğim? Orhan Bey'i de ben hallederim dedim. Evet, dedim. Dedim çünkü seninle konuşabilmek için bir bahaneye ihtiyacım vardı, ben de. Selim, şunu bana verir misin? Soldakini lütfen. Teşekkür ederim. Ne analizi istiyorsun? Bu Melis Biryol cinayeti var ya, olay yerinden aldığımız bir bardakta ilaç kalıntısı olup olmadığını öğrenmemiz gerek. Aradığımız madde belli mi? Hastane raporu.